...çizgiyle olan serüvenimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün atölyemizde çok kıymetli birisi var. Türk karikatürünün büyük ismi Suat Özkan. Suat hoş geldin. Hoş bulduk abicim, nasılsınız? <laughs> çok teşekkür ederim. E, kolları böyle şey yapmana Açalım, gerek yok. Daha evet, rahat evet, e, olalım. Evet. E, çünkü çizgi ve çizginin rahatlığında konuşalım. Suat Özkan sıcak çizgimi. mi... Soğuk çizgimi yoksa ılık çizgimi hangisi tanımlar? Çok sıcak çizgi. Şimdi bizi izleyenlere sıcak çizginin, soğuk çizginin ve ılık çizginin ya da çok sıcak çizginin ne olduğunu biraz açıklayalım istersen. Şimdi tabii aslında sıcak çizgi benim çizgim sıcak, onun çizgisi soğuktur demek biraz tuhaf bir durum aslında. Hani kimseye ya senin çizgin birazcık ılık, senin çizgin çok sıcak demek ee, güç belki ama. O biraz daha iz, bizim okuyucularımızın getirdiği bir şey. Ya çizgilerin çok sıcak, esprilerin çok sıcak seviyorum. Bu böyle patates burunlu çizgide yuvarlak adamları çiziyorsun. Bunları seviyorum. Biraz ondan yani soğuk çizgiden kasımız belki soğuk değil de biraz daha desenimsi çizgi biraz daha böyle resimimsi çizgi. Ee, şeyi söyleyeceğim yani sıcak ya da soğuk derken e, var olan bir şey söylüyorum. Ona bir e, sınırlama yahut da ya seninki daha iyi de o daha e, işte o da çok iyi değil demek anlamına değil bir tanımlama yani sıcak evet soğuk ...çizgide var evet, e, ılık evet, çizgi evet. de var sadece bu tanımlamayı e, bilmeyen e, karikatürün çizginin e, içinde çok fazla e, nefes tüketmemiş olanlar için bir açalım istedim e, bir de tabii... çizgi çok önemli bir şey meramımızı anlatma Yetiyor fakat artmıyor. Artmıyor. <laughs> Şunun gibi evet çizgiyle zaman zaman derdimizi anlatabiliriz. Ama bir de espri denilen bir şey var. Çizginin kendi içerisinde espri var. Ama esprinin ne olduğunu açmak lazım. Espri olmadığı zaman çizgi sanki e, pilavsız bir kuru fasulye gibi... Ne bileyim ya da şekeri olmayan bir baklava gibi e, algılanabilir. Espri ne? Ve espri nasıl bulunura aslında bir gelmek lazım. Ya aslında o kadar acayip bir şey söyledin ki abicim. Şimdi e, evet çizgi herkes şey yapıyor. Karikatür. Ya ne yapıyorsun? Karikatür çiziyorum bakayım Çiz bakayım. karikatürü öyle bir şey zannediyor insan. Yani bir şey çiziyorsun. Bir tane adam bir tane kaş göz çiziyorsun. Mesele o değil. Mesele şudur. Senin çizdiğin çizgiyi arka planda besleyen esprinin kendine ait bir dünyanın olması gerekiyor. Çizgin, esprim ve o dünya birleştiği zaman aslında o tadından yenmez bir hale geliyor. Ve evet asıl ince nokta espri nedir? Espri, kimse hepsinin konuşmadığı bir şey bu. Daha doğrusu kimsenin dile getirmediği bugüne kadar da konuşulmayan bir şey bu. Yani biz karikatür çizerken oturup otomatik olarak çizebiliriz. Bir kağıt, kalemi alırız çizeriz. Ama espri öyle değil işte. Espri olmak için Yalnız olman gerekiyor. Kimsenin olmaması gerekiyor. Ortada biri varsa onunla kavga edebilirsin. Ben çok insan kovdum odamdan. Espri buluyorum çık odadan diye. Ya da bir klakson, bir arabanın geçmesi bütün o konsantrasyonu da bozabilir. Ben şöyle bir şey düşünüyorum Suat. Espri ile alakalı. Espri dediğimizde aynen karikatür gibi. Şimdi karikatür birebir resim değil. Evet. Resmin bizler tarafından abartılmış hali. Bunu daha önceki Atölyelerde konuştuk. Şimdi... ...espri dediğimizde... ...ve çizgi dediğimizde... ...hani evet o abartılıyor... ...normal resmin... ...daha abartılı... E, ...kulaklar, eller, burunlar... ...bir şekilde... ...küçülüyor ya da büyüyor. İlle de... E, ...burunun, elin, kulağın... ...kocaman olması da gerekmiyor. Bazı karikatürcü onu minicik de yapabiliyorlar. Şimdi... Bununla paralel olarak şeyde de, e, espride de bir abartma. Yani var olan normal hadiseyi aynen karikatür gibi e, biraz soyutlamak sanki gerekiyormuş. Şu örneği verebilir miyiz Suat? Düşündüm, taşındım ve bir at geldi aklıma. Atı abartacağım ya, atı bir vasıtaya benzetebilirim. Yani onu artık abartıyorum çünkü. At nasıl bizi bir yerden bir yere götüren... E, diyelim ki bir şey, eğitilmiş bir hayvan. Bizi bir yerden bir yere günümüzde başka vasıtalar götürüyor. İşte otomobiller, hatta günümüzde yeni böyle iki tekerlekliler... ...motosikletler, bilmem ne falan. Elektrikli. Bizi abi, bir yerden evet. bir yere götürüyor. At da götürdüğüne göre atı da bir vasıta olarak düşünecek olursak... ...o zaman onu soyutlayabiliriz. Yani... Atın da bizi götüren e, tekerlekleri aslında ayakları. Evet. O zaman e, ya atımın sol ön ayağı patladı, havası kaçtı dediğimiz zaman bu bir espri oluyor değil mi? O da espri oluyor. Hemen şimdi söylediğinizde aklıma geldi. Yani atınızın ruhsatını verin diyor. Çıkarın diyor şeyleri <laughs> diyor. Atınızın ruhsatı geçmiş diyor. Bağlamak zorundayım diyor. Gibi. Gibi. Bunları e, hayvanları e, yahut da bitkileri yahut da dünya üzerinde neler varsa işte çeşitli objeleri... Abartıp onun içerisinde zihinde onu da karikatürleştirmek aslında değil evet, mi evet, şey? Evet. Ama bir de şu var, e, biz mizah dergilerinde hep e, şey yaptık, çalıştık, mizah dergilerinde ürettik. ...işte önündeki bütün Suat Özkan e, çizgilerinin tamamı mizah dergilerinde yayınlanan karikatürler. Dolayısıyla bizim insanlarla e, bir de bir sokaktan ilişkimiz var, sosyal bir ilişkimiz var. Yani evet bu bir sanat. Ee, karikatür sanatı ama mizah dergilerinde olduğumuzda farklı bir e, ilişki gerektiriyor. Onun beraber olduğumuz insanın sosyal hayatından e, kesitler, sosyal hayatından e, kareler lazım ki biz beraber bir hukuk kurabilelim. E, ben havalarda fazla uçmayayım. Paralel gitsin. Gitsin. Yani eğer e, ev, evimizde oturup biz kendimizi e, kendimize karikatürler çiziyor olsaydık başka bir şeydi ama dergide çizip insanlara ulaşmaya kalktığımızda onlarla beraber ortak noktalarımızı e, bulmak ve ortak heyecanlarımızı, ortak üzüntülerimizi, e, işte ortak güldüğümüz şeyleri e, çizmeli ve bulmalıyız gibi. E, biz eskiden Gırgır Gır dergisinde küçücük çocukken 17-18 yaşken o zaman biraz daha büyüktüm bizden biraz daha abiydim e, ee, küçük çocukken espriler bulurken karikatürler çizerken belediye otobüsüne biniyorduk dolmuşa biniyorduk yürüyerek gidiyorduk Yunanlı Parkı'nın bahçesinde top oynuyorduk hayatın birebir en ortasının ortasındaydık Bir, biraz yaşımızdan kaynaklanan biraz da aslında biraz sonra daha derin gireceğiz o konuya e, Teknolojiden kaynaklanan bir şey var. Herkes herkesten ve her şey gerçeklik duygusundan kopuyor. Ee, dolayısıyla gerçeklik duygusundan koptuğun zaman Çizdiği şeylere de yansıyor. Yani sokaktaki adamı çizemiyorsun. sokaktaki adama uzaklaşıyorsun. Karikatürün de içi boşalabiliyor, çocuk sulaşabiliyor. Ee, bunu çok büyük bir tehlike olarak görüyorum ben. Yani ben kendi oğlumdan örnek vereyim. Böyle evde bir dünyası var. Bilgisayar, telefon falan filan. İşte o bilgisayara taklattırabiliyor ya da telefonla çok acayip şeyler yapabiliyor ama hani bir ağaca çıktı çıkamıyor. Ya da bir duvara tırman diye tırmanamıyor. Bence bu hayat bilgisi olarak çok büyük bir eksiklik. Bunun karikatür kanadına baktığımız zaman da... E, ...bütün bunları yaşamadığımız zaman... ...sadece hayatımızı bilgisayarla ya da bir tane tabletle sürdürdüğümüz zaman ki maalesef... ...bunun önünü de çoğu kez almak çok zor. O zaman yaşamdan uzaklaşıyorsun. O zaman o demin bahsettiğin işte çizgiyle e, esprinin paralel gitme durumu olmuyor. Arzu edersen şöyle yapalım bir taraftan çizelim, bir taraftan sohbet edelim. Tamam. Ben size. çizelim. <laughs> elimizde boş durmamış olur. Ne derler oradan hamlamayalım Suat. Ee, bir şey söyleyebilir miyim abi çizmeden önce? Ee, ben başladım. Usra tamam, tamam. <gülüyor> <gülüyor> Dü 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 dünyanın, dünyanın en nankör mesleğini yapıyoruz biz. İki hafta, üç hafta karikatür çizmeyin. inanılmaz derece uzaklaşırsınız. O yüzden devam çizmek zorundasınız. Deyip çizmeye başlıyoruz. Ben şöyle bir bakıyorum. Bir zamanlar hayvanlar üstüne bir köşe çizdim. Aa, çok ee, iyi hatırlıyorum. Ve e, hayvanları sevimli çizdiğimi düşünüyordum. Sonra e, diğer karikatürci arkadaşlarımın da çizdiği çok güzel e, hayvan e, şeyleri var, figürleri var. Fakat son dönemde Suat Özkan'ın çizdiği hayvanların sıcaklığını, matraklığını ve e, o güzel estetiğini çok hayvan çiziminde bulamadım. Son zamanlarda e, sen şöyle bir şey yaptın. E, Zaten çizgin az önce e, sohbetin başında konuştuk. Zaten çizgin sıcaktı. Bir de o sıcak çizgiyi sen aldın, e, hayvanlara e, şey yaptın, uyguladın yani. O çizgi dünyanı onu e, getirdin. Timsah soğuk bir hayvandır ya. Evet, hepimiz çok korkarız. <gülüyor> <gülüyor> Herhalde çizilmiş en tatlı timsah, Suat Özkan timsahıdır. Yani burada lütfen mütevazı olmayınız. Abi timsah konusunda mütevazi olamayacağım. Bak Arslan Kaplan konusunda mütevazi olabilirim ama <laughs> timsahları. Yani bunu birkaç kişi daha söyledi. Abi ne güzel timsah çiziyorsun diye. Bir de nedense o, o timsahın dünyasına girdiğim zaman onu bir şeyle birleştirdiğim zaman güzel espri veriyor. Örneğin bir tane timsah ağlıyor. Öbürü diyor ki hadi lan diyor. Timsah gözyaşları diyor. Öbürü de diyor ki babam öldü lan diyor. Ondan ağlıyormuş. <laughs> ama e, şimdi timsahı bence niye öyle çiziyorsun? Timsah Ürkütücü bir hayvan aslında, ee, soğuk bir hayvan ve hepimizin algısında parçalayıcı bir şey var. Sen timsahı öyle görmek istemiyorsun. Yani Suat Özkan kendi e, hayal dünyasında timsahı da bir e, pofuduk tavşan gibi şey yapmak istiyor, görmek istiyor. Burada da çizginin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Çizer, isterse e, timsah gibi e, yırtıcı ve parçalayıcı bir şeyi, hayvanı böyle pufuduk bir tavşan haline getirebiliyor. Efendi timsah. <gülüyor> <gülüyor> Efendi bir timsah. Bir, bir tane timsah çizelim şimdi. Koyacak olursak, e, şöyle bir espri gelemez mi aklımıza? Aslında istemedim böyle bir şey oluştu Sadece yani. kağıttaki boşluk oradaydı ve sen o boşluğu doldurdun. Evet. Ee, buradaki dede de timsaha şunu diyebilir. Başımızın üstünde yerim var. <laughs> İyi çizildiğin komik çizildiğin sürece başımızın üstünde yerim var. <gülüyor> <gülüyor> yani oldu. Oldu. Kendi, bir Kendiliğinden espri ortaya çıktı. Evet bir şekilde. Şöyle kağıtta boşluk olunca o boşluğu espri doldurmuş oldu. Evet kağıttaki boşluk çok önemli. Tabii bizim <laughs> ustamızın da bize öğrettiği bir şeydir o. Hani biz amatör olarak karikatür çizerken Allah rahmet etsin, rahmetli Oğuz abi, o kağıdın her santimetresini çok iyi kullanmak zorundasın. Bunları kullanmak zorundasın. O zaman anlamazdık ama şimdi anlıyoruz şimdi. Anlıyoruz da biz de başkalarına söylüyoruz. Evet bir karikatür çizerken bu adamı nereye çizeceğim, öbürünü nereye çizeceğim, ağacını nereye çizeceğim, evini nereye çizeceğim. Önce taslak olarak bunu yapıp sonra çizerseniz daha iyi netice alınır. Yani bir Denge olmalı. Boşluklarla ve figürlerle beraber baktığında evet. e, çizginin tamamında belli bir denge unsuru olmalı. Şimdi mesela daha amatör karikatürcüler, biz de amatörlük zamanımızda şimdi bazı karikatürde balon var, bazı karikatürde balon yok. Evet. O balonun bile yaptığımız resme ait olduğunu, o lekeye ait olduğunu bilip e, balonu da, Hangi boşluğa koyacağımızı önceden hesaplamamız gerekiyor tabii. Ee, ve hangi balon önce okunacaksa o balonu ilk bakılacak balon haline getirmek tabii, çok tabii, önemli. Tabii, tabii. Şimdi tabii ki burada e, çizgiyi seven, çizgiye aşık çizmek isteyen e, arkadaşlara da bu bir tüyo olmalı. Balonu nereye ve nasıl koymanın çok önemli olduğunu. E, Karikatürde bazen alırlar e, ya da biz de amatörlük zamanımızda alırdık balonu şöyle alt tarafa koyarsın. Ama bu adam şurada bir ikinci bir adam varsa e, ya da işte başka ne, her ne figürse burada birinci konuşacak olan buysa aslında balonun e, bu adamın tepesinde olması evet, lazım. Evet, İlk konuşacak. Evet. Ama genelde bu alt e, boşlukta balon e, şey yapılmaz. Neticede baştan aşağı bir matematik var aslında. İnsanlar şey diyor ya, ne yapıyorsunuz? Karikatür çiziyorum diyorsun. Sonra e ben, şey de diyor. ben de çizerim. Ben de çizerim. Ondan önce daha önce bir şey daha var aslında. Ne iş yapıyorsun diyor. Karikatür çiziyorum diyor. Tamam başka ne iş yapıyorsun diyor. Onu iş olarak görmüyor. Yani bir yerde çalışıyor musun? Sigortalı bir işim var mı diye. O bir. Birincisi. ikincisi evet ne yapıyorsun? Karikatür çiziyorum. Çiz bakayım. Bir şey çiziyorsun. E ben de çizerim diyor. Şimdi oradaki o patates burun. Yani şunu şunu şöyle yaptığın zaman, hemen böyle bir taslak yapayım. Bunu böyle yaptığın zaman o ben de çizerim diyor. Sonra diyorsun ki, sonra diyorsun ki, al çiz diyorsun, ver çizerim diyor. Çizmeye başlıyorsun. E olmadı diyor. Bir de gene bize fırça atıyor. Olmadı diyor. Yani bunu çok kolay zannediyorlar. Tabii çok klasik bir şey söyleyeceğim ama. Yani buradaki sadeliğe, buradaki yalınlığa 40-42 sene sonra ulaşabiliyorsun. Yani bunu çiziyorum ama 42 senede çizip ondan sonra bunu çiziyorum. Bir de Suat Özkan'ın şöyle bir özelliği var tabii. Suat Özkan bizler gibi durmadı. Yani biz kağıt ve kalem devrinin çizerleriyiz. Evet. Kağıt ve kalem ortadan kalksa ne yapacağımızı şaşırırız. Ki, ki, kalkmak üzere, ne tekim <laughs> kalkmak üzere. <laughs> ne tekim kalkmak üzere. <laughs> kağıt kalem olmadan nasıl yapılır? Bu kuşağın hakikaten özellikle de teknolojiyle iç içe olan kuşağın Önde gelen isimlerinden Suat Özkan, evet benden birkaç yaş küçüktür ama teknolojiyle karikatür ve çizgiyi birleştirmiş ve artık sadece kalemle, sadece kağıtla değil teknolojiyle de o çizgiyi devam ettirme başarısını göstermiştir. Bize onu da sen e, birazdan gösterirsin. O biraz da mecburiyetten de o yani aslında. Yani o tabletlerle e, karikatür çizme ve tabletlerle renklendirme devrine geçildi. Evet, evet. Sen orada. Geride e, durmadın. Mecburiyetten biraz da. Yani bir pandemi yaşadık. Bütün dünyayı e, etkileyen bir pandemi yaşadık. Orada dergiye gidip gelemiyordum ben. E, sonra bir arkadaşımı gördüm. E, Kutlu Kamperker çizer bir arkadaşımı gördüm. Tablete çizdim. Aa bu ne dedim. Bakayım dedim. Ondan sonra hemen akşamında gittim siparişimi verdim. Birkaç hafta sonra geldi. Sonra ben de tablete çizmeye başladım. Peki zorlandın mı tabletle çizerken? <laughs> Benim hayattaki en büyük yanılgım odur abicim. Dedim ki tableti alırım. Bir iki ay, üç ay bir şey yaparım, ederim, yapmaya çalışırım. Ee, ondan sonra bir, bir altı ayda, yedi ayda, sekiz ayda birazcık ustalaşırım ve çizerim dedim. Tablet geldi ve ertesi gün köşe çizdim. O kadar çok benim, Ama onun şöyle bir şeyi de var. Oradaki programla da çok ilgisi var. Yani bu tablete en son biraz reklam gibi olacak ama bu tableti yap bir de bir program yapmışlar. Bir çizim programı yapmışlar. O çizim programı zaten seni hemen kağıt kalem alıyor, içine alıyor ve çizmeye başlıyorsun. Suat sen bir taraftan çizerken ben de bir şey soracağım. Şimdi karikatürle uğraşan e, insanların bir ustası oluyor. Senin böyle bir ustan oldu mu? Bir ustayla yola çıktın mı? Suat Yoskan'ın ustası, hepimizin ustası, senin de ustan. Rahmetli Oğuz Aral, rahmetli Tekin Aral. Bizim ustalarımız bunlardı. Biz bunlardan Sadece karikatür çizmeyi öğrenmedik. Biz bunlardan zamanında uyumayı da öğrendik. Biz bunlardan çok zinde kalıp, işe çok zinde gelmemiz gerektiğini de öğrendik. Biz bunlardan iş ahlakını da öğrendik. Oğuz abi rahmetinin bir lafı vardı. Ben e, 50 tane e, en deli yaşında genci Türkiye'de Alman disiplinle çalıştırdım derdi. Ben hakikaten sonradan dolar sokum ve çok doğruydu. O kadar insanı zapt etmek, o kadar insanı çalıştırmak, o kadar insanı disipline etmek ve o kadar insana da bir taraftan Pozitif anlamda bir şeyler vermek, hep vermek, hep e, yetiştirmek. Bir de tabii senin kabına ve kabiliyetine bağlı o. Yani ille de onu yapmak zorunda değilsin. Evet. E, gırtlağını sıkmıyor senin karşındaki adam. Ama e, senin kabın da buna müsaitse ve bunu alabileceksen... ...böyle bir disiplinle yürüyebileceksen... ...bu hakikaten çok önemli, acayip bir şey. E, bizim topraklarımıza, bizim insanımıza has bir şey, ustalık ve bize has bir eğitim açıkçası. Ustamızın elinde aslında bir tepsi vardı. O tepsiyi sana sunuyordu. Sen oradan eğer dediğin gibi yeteneğin varsa, e, o konuda bir şeyin varsa, kabiliyetin varsa oradan alabildiğin kadar alabiliyordun. Zaten asıl güzel olan taraf bu. usta sana hayır bunu al, bu kadarını alma. Şimdi bundan sonrasını vermem falan demiyordu. Bu arada gene küçük bir not daha söylemek istiyorum. Mesela Gırgır dergisi vardı. Aynı zamanda bir de Fırt dergisi vardı. Bu bize şunu getirdi. Aynı anda iki işi birden yapabilme kabiliyetini getirdi. Bir taraftan gırgır gır espriler verip bir şey yaparken, öbür taraftan fırtına da çalışabiliyordum. Diğer taraftan Günaydın Gazetesi'nin yayınladığı başka bir şey vardı, ona da bir şeyler çizebiliyordum. Bu gerçekten 20 yaşındaki insanların yapacağı şeyler değil. Şimdi bana e, amatörler geliyor, amatör karikatür, karikatüristlere bakarken, amatörlere bakarken amatörler geliyor. Bir sayfa iş getirmiş, bir sayfa karikatür geçirmiş. Bakıyorum ben böyle, diyorum ki, ya şu fena değil ama diyorum işte bunu da işte şöyle düzeltirsen belki olur. Yo diyor ben diyor bir sayfayı getirdim diyor bir sayfayı yayınlayacaksın diyor. Aman yani. ne güzel. Ben e, yavaş yavaş şunu da sorayım sabahlama karikatürcülerin özellikle dergi karikatürcülerinin sabahlaması meşhurdur. Bu sabahlamanın ne olduğunu bize birazcık anlat. 30 tane karikatürist 30 tane genç adam işte 20 ile 30'lu yaşlarında 30 tane genç adam. Bir binanın içerisinde toplanıyor, kağıtları, kalemleri var ve ufak ufak, ufak başlıyorlar ısınmaya. Espri bulmaya başlıyorlar, karikatür çizmeye başlıyorlar. Fakat burada bir kaynayan bir kazanı benzetiyorum aslında ben bunu. Kazan altı fokurdamaya başlıyor. Kazan altı fokurda, fokurduyor, fokurda bir süre sonra o yemek pişiyor ve acayip lezzetli bir şey çıkıyor ortaya. O da şudur, dediğim gibi yani karikatürcüler geliyorlar, işlerini yaparken, esprilerini bulurken... Bir süre sonra başka bir geyik çıkıyor ortaya, başka bir sohbet çıkıyor ortaya. Orada çok adı konmamış, çok ahlaklıca da yapılan bir şey var aslında. Mesela biri bir espri yapıyor, öbürü de çok acayip, daha komiğini yapıyor. Öbürü en komiğini yapıyor. Yani herkes bir çıtayı bir yere çıkarmaya çalışıyor. Ee, ama işte o zaman tadından yenmiyor. Yani bizi sabahlamaları izlemek için dışarıdan arkadaşlarımız eş dost gelirdi. Oturup bizi böyle izlerler. Tabii bir yere kadar izlerlerdi. Belli bir saatten sonra gece yarısından sonra halının üstünde uyuyup kalırlardı. <laughs> Suat bir şey soracağım sana karikatürcü nasıl biridir? Kimdir? Karikatürcü şöyle biridir. Karikatürcü herkesin evine her saatte misafirliğe gider ama kimsenin kendi evine gelmesini istemez. Aslında bencil biridir. El deliyse en deli odur. Komikse en komik odur. Sanatçısı en sanatçı odur. Her şeyin elindir aslında karikatürcü. Ve en çok da birbirlerini severler karikatüristler. Suat Özkan Türk karikatüründe çok fazla dokunulmayan ama ee, aslında tam da dokunulacak bam teli olan bir konuyu aldı ve bizim gönlümüze e, getirdi. Çok güzel bir şekilde. Dedeler. Aslında Suat bunu biraz da o geleneksel gırgır çizgisinin devamı olarak taşıdı. Kimse bizim dedelerimizle, ninelerimizle ilgili espri yapmazken ya da ne bileyim sanat üretmezken Suat Özkan bunu önemsedi. Birazcık onu açar mısın? O çok tesadüfen Ortaya çıkan bir şey diye düşünüyorum. Diye düşünüyorum. Çünkü belki de vardı bir şeyler ama. netice tesadüfen ortaya çıktı. Bakırköy'de bir çay bahçesinde. Daha çok yaşlıların geldiği bir çay bahçesinde espri düşünüyordum. Bahar da yeni yeni gelmeye başlamıştı. Oraya yaşlı insanlar geliyor. Yaşlı insanlar birbirlerine şunu sormuyor, soruyorlardı. Ya Ahmet'i gördün mü? İşte Mehmet'i gördün mü? İşte Mehmet rahmetli oldu. Ya ben rahmetli olanlara üzülecekler sanıyordum. Ne yaptılar biliyor musun? Tamam o rahmetli oldu ama ben yaşıyorum diye seviniyorlardı orada. Bu benim çok ilgimi çekti. Ee, bu sene de hayatta kaldık, bu sene de yırttık diye aslında seviniyorlardı orada. Ee, oradan bir şekilde onların dünyasına girdim. Bir tane, iki tane derken böyle bir sürü karikatür çizmeye başladım. Programdan önce de seninle konuştuğumuz gibi neden karikatür albümünü yapmıyorsun dedelerini demiştin. Evet. O da kafamda bir şey çaktı. Programdan sonra dedelerle ilgili bir karikatür albümü yapmak için çalışma başlatacağım. Şimdi, e, dedelerle ilgili dünyanın içerisine girdiğiniz zaman o sizi içine çekiyor. E, onların aslında bizim e, onları küçükleri olarak onlara yaptığımız otomatik muhabbetler, onlar aslında çok seviyormuş, sayıyormuşuz gibi yapıp onları çok görmezden gelme işimiz. Onların hezeyanları, onların heyecanları, onların panikleri bir milyon. E, tane şeyle bunu süsleyebilirim. Onların çok acayip bir dünyaları var. Onların dünyalarına girdikten sonra zaten görüyorsunuz bunu. Beni bütün bunların içerisinde en çok şaşırtan şey Ottü'de bir imza gününe gitmiştik. İki tane böyle burunlarında hızmalı böyle yerlere kadar deri montlar giymiş kız geldiler. Ve e, tişörtlerini imzalattılar bana. Ben çok şaşırdım niye böyle bir şey yapıyorlar diye. Asıl şaşırtıcı şey orada kızlardan bir tanesi Dedi ki Evdeki dinlelerimizin, dedelerimize artık çok daha farklı bakıyoruz sizin karikatürlerinizden sonra. Demek ki orada bir otomatiğe takıyorlarmış önce de. Suat, gerçi sen de bana aynı soruyu sorabilirsin ama ben sorayım. Hadi karikatür tamam, çizgi tamam, albümler hepsi tamam. Bu sinema işi nereden çıktı, senaryo işi nereden çıktı? <laughs> bir de hakikaten çizgilerinde o yumuşaklık, o sıcaklık varken senaryolarında daha sert bir gerçeklik de var. Bunu bir açsana bize. Şimdi önce sinemaya nasıl başladım? Yani film senaryoları nasıl başladım? Ee, onu hemen söyleyeyim. Ee, bir gün biz seninle gene böyle eğlenirken... ...daha doğrusu ben seni eğlendirirken... ...sen ya ne kadar komik şeyler söylüyorsun. Gelsene bizimle ekmek teknesinde çalışsana. Bir şeyler hani bizimle bir şeyler yapar mısın dedin. Tabii biz yapacağımızı sandık. Geldik oraya. Çok zor bir şeymiş. Yani çok uzun süre hiçbir şey yapamadık. Orada yapmaya çalıştık diyeyim ben. Ee, böyle yardımcı olduk. Arada böyle gekler, espriler falan bulduk. Ee, sonra orada bizim sevgili Şafak Sezer'le özel bir muhabbetimiz vardı çok eskiye dayanan. İşte abi ya bizim bir şeyler yapmamız lazım, film yapmamız lazım dedi. Sonra oturup Kolpaçino'yu, Kolpaçino aslında orada... E, bir ciddi bir mafya filmi olarak başladı. Fakat biz ciddi film yapmayı beceremediğimiz için onu evirdik, çevirdik. Bir sene içerisinde onu bir komedi filmi haline getirdik. Şimdi e, karikatürlerin niye böyle patates burunlu sevimli güzel adamlar ama çizgi filmlerin niye filmlerdeki o vahşet o, 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 insanlar ne diye soracak olursan abiciğim o da şudur yani karikatürler kendi dünyamı yansıtıyorum tamam kendi iç dünyamı karikatür onlar oraya öyle yansıyor fakat o filmlerde o senaryolarda da benim kasımpaçadan Hacı Üsrev'den İplikçi'den tanıdığım insanlar var tanıdığım arkadaşlarım var onlarla oturan onlarla oluşan bir ki mesain var Orada da o dünyayı anlatıyorsun. O dünya da öyle aslında. Suat geldiğin için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim abicim. Benim için büyük bir zevk oldu. Çok güzeldi, keyifliydi. Sağ olasın. Haftaya tekrar bir çizgi atölyesinde buluşmak üzere. Hoşça kalın.